İsmin neydi? Sadık abi. Sadık'ın inanılmaz bir fiziği var. Sizlerle paylaşmak istedim bunu. Biraz yakından çeksene. Kendisi 16 yaşında. Çorumlu. Çorum genetiği var. İç Anadolu. Baba Çorum değil mi? Aa, ikisi de. Anne baba Çorum. İyi. Melez olmaması iyi zaten. Safkan. Tişörtü çıkarınca göreceksiniz bak. Deri kalitesi olsun. Damar genetiği. Bak. Çok iyi bir fizik. Biraz fazla vücut haliyle çalıştığı için alt vücudu biraz ihmal etmiş. Biraz quadları kalktı. O olur ama ya. Yaşı çok genç. 16 yaşında. Yaptığın sporları söyle. 3. sınıfta judo ile başladım spor hayatıma. 4 yıl gittim. Ondan sonra sakatlık oldu. Bıraktım judoyu. Dövüşe başladım Jeet Kune Do. Hala da devam ediyorum. Öyle. Evet, idolün var mı sporda? Yani. İdolüm yok. İdolüm yok. Sadece kendim varım. Hayda. Evet. Güzel. Yerinde bir ego. Şimdi Sadık yavaşça tişörtünü çıkartacak. İnceleyeceğiz. Evet, ilk sırttan başlayalım. Şöyle ışığa doğru dönsene Sadık. Gel buradan buradan. Nereye gidiyorsun? Buradan daha iyi şu an. Sırtını aynen çekeceğiz. Ha, sırtı mı? Allah Allah. Dön sen. Geleyim mi abi? Şöyle bir relax. Sıkma bak. Sıfır deadlift. Deadlift falan yok zaten değil mi? Yok. Hiç. Eline yani halter değmemiş. Sırtı bu. Bak trapezler. Bunlar hep barfixler. Muscle up yapıyorsun değil mi? Aynen. Sağlam. Arka omuz arkadan belli abi. Bu yaşta çok iyi. Önü dön. İşte Sadık'ın bence en güçlü yanı. Biraz yakından çık rüzgar var, duysun sesimiz. Bak fark ettiyseniz şöyle biraz yanda olsun Sadık. Müthiş bir omuz kol proporsiyonu. Şöyle gölge olmasın. Heh. Yavranı çok düşük. Bak yakından çek şunu. Bak pervolle yıkanmış gibi yemin ederim. Karın kasları düzgün, simetrik. Göğsü de iyi, göğüs genetiği de iyi. Kiminin göğsü çok çirkin olur. Bence bu sporda en önemlisi şu göğsün yapısı. Şöyle geçelim. Sol tarafın daha mı düştü? Bak sol trisepsi sağ trisepse göre çok baskın. Aynen abi. Bayağı fark var. Yani bu normal bir şey. Asimetri herkeste oluyor. Ondan bir şey olmaz. O zamanla düzelir. Hiç ağırlık çalışmıyor bak. Sıfır. Hayatında spor salonuna gitmedi değil mi? Evet. Kendi emeğim. Esnekliğin ne durumda? Esnekliğim bayağı esneyim. Tam açabilir misin? Açarım da şu an hazırlıksızım hani. Esneklik yapmadım bayağıdan beri. Bir ısınmadan şöyle tam açmadan bir şey yapabilir misin? Bir şey olmasın. Sakatlık olmasın. Şu an bu kadar. Yeter. Isın bana şöyle 5 dakika bir atlasa zıplasa. Aynen. Full tam açıyorum zaten. Esneyip tam açıyorum. Adam beli 60 santim. Liseli kızlara taş çıkarır. Şöyle bir kanat versene kanka. Ben de göreyim ben. Evet. Bak. Çok düzgün genetik. Tabii daha büyüyecek. Kaç kilosun? Şu an 56-57. Bak 56 kiloda bence çok iyi bu. Bir tane de biceps vereyim mi size? Yakından çeksene Özgür. Bak, bisepse bak. Yani müthiş, müthiş kaliteli. Yağlanmadan, hantallaşmadan bunun üstüne koyarsa ya Sadık 2030'da falan böyle Türkiye Atletik şampiyonu olur ama öyle şeyler düşünmüyor sanırım. Aynen. Hedeflerim yok. Hedefim olsa zaten daha iyi olurdum şu an. Kendi evde kapandı koronadan dolayı, pandemiden dolayı. Evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendim. Böyle. İleride ne olmak istiyorsun yani? Vücut geliştirmeci olmayacağım diyorsun. Yok, vücut geliştirmeci değil. Subaylık hedefim, polis özel harekat. Evet. İkisinden biri olurum, olacağım. Öyle. Başka böyle... Hangi lise? İleride bir de boyun da uzar. Boyun kaç şu anda? Boyum şu anda 1.70. 1.70. Bir 4 senede 1.80-1.85 olsa yeter bu bize. Yani benim naçizane tavsiyem hiç bırakma bu sporu, devam et yani. İyisin. Hani yaşı akranlarına göre çok iyi. Evet, 12 haftalık koçluk satın aldı benden. Böyle oldu. 150 gram bonfile var. Löpet. Kaliteli. Bu yaşta çok iyi. İyi çıkıyor mu orada? Aynen büyümüş. Mozları. 10 numara. Bak. 36 kılında bile damar var. Al buraya. Oradan çık biraz daha. Aynen. Şunla da sıkıştı. Şuradan ama özür ya. Yanlış yerden çekiyorsun şuradan. Bak. Sıkıyoruz. Kıl genetiği de iyi. Çok fazla böyle kıllarla uğraşmaz hayatım önce. Evet şimdi Sadık'la şınav challenge. 56 kilo, 100 kilo. 2. Tam çekiyoruz ha. 3. Başla. 1. 2. 3. 4.
başladı. Bitti Taylan, bitti. Yendin mi? Yendin. Abi böyle daha heyecanlı oğlum, rekabet. Sayın Öz kendimiz. Aynen. Bırakan kaybediyor. Bir tane daha. Kurgu olmaz bizde. Yenileceğim abi, omuzum çok ağrıyor. Öyle dersen tamamen yenileceğim. Ben yenileceğim zaten. Tamam işte. Sadık yaş kaçtı kanka. Ben yaş. Yaş tamam, başlıyoruz. Sadık inanılmaz drama yaptı. Çok ağladı. Niye yaptı bilmiyorum. Hadi başlayalım. Hazır mısın? Bir. Abi formun nasıl olsun bir baksana. Yanlış mı okudum? Ben böyle yapacağım. Hani çok göğüs aktive etmeyeceğim, göğüs çıkarmayacağım, göğüs içeriden tricepsten basacağım. Benim ama omuzum ciddiyim, çok ağrıyor şu an. Bahane değil. Belim ameliyatlı, belim ameliyatlı, belim ameliyatlı. Mücadele et. Vallahi ağrıyor abi bak, o yüzden bırakıyorum. Şınağı da bırakmazdım, omuzum ağrıdı. Bak mental olarak sakatlığı düşünme, yokmuş gibi davran. Hadi. Abi ağrıyor, ben zaten takıntı, neyse. Abi bir baksana ben nasıl çekiyorum şuradan. Hazırız. Ben değilim. Bismillah şu an. Sayayım mı? Bir. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hadi bas 15 sağlık bas. 16 Sadık bas. 17 Bas. Bırakma Sadık, hadi. Hadi say. 18 Sadık bekliyor. Ay bozdunuz, 19. Tamam. İkisi de çok şeydi abi, yani bayağı. Ya, hobos değil mi? Hobos. İyi hobos. Evet. Sırada asılı kalma. Baştan. Ha? Evet şimdi. En baştan başla. Nasıl kameram asıl? Abi bana çöp diyecekler şimdi, dalga geçecekler. Hayır diyemezler. Şimdi asılı kalma yapacağız. Barda böyle bekleyeceğiz. Aynı anda başlayacağız. Avantaj gene sende. Sadık eldivenle yarışacak. Başlıyor. Ellerim çok acıyor. İşte zorluk orada zaten. Saracağım böyle. Yorumdan alalım Taylan. Oğlum Sadık bilmiyorum. Bu vücuda bu kadar drama çok fazla. Artık ağlama ve bas. Sen de koş Sadık. Kamerayı boş yapıyor. Bir. Abi ellerim çok ucu. Bak patlıyor. Çıkar onları. Anlım daha çok ucu. Benim de öyle. Bakayım. Oğlum bir ikna edin şu çocuğu ya. Abi. Başladı. Tutamadım bak. Evet, kim daha çok duracak? 9 saniye oldu şu an. Teste duramayacak gibi. Ayaklar yere değmiyor değil mi? Konuştuğum da var Taylan'ın yanısı. Ama kodum delleri geber. Sağlık kapı oğlum gözleri. Paran çok zorlandı evet. Kıpkırmızı oldu şu an. Survivor bireysel oyun. Tur abi kazandı. Finale gidecek yarışmacı Tur abi oluyor. Çok kayıp. Sadık kazandı. Sakin ol oğlum. Sadık kazandı. Sakin ol oğlum. Sağlığın bayağı tartışmalar. Evet. Harbi alırdın, ben de onu diyorum. Ya. Geldi Sadık bağladık, gözlerini kapat. Tamam kanka. Gözlerin kapalıyken çok iyiydin. Evet, çok böyle gayet konsantre. Konsantre evet, bir şeyler düşünüyordum orada tek. Seni sen kafada yapamıyorsun ama senin kafa bir şey. Valla bunu. Abi kafam dağınık şu an benim. Bir tur daha 2 hafta önce çok değişik olaylar yaşadım, o yüzden ciddiyim. Bir rövanş o zaman. Yani bu kadar ağlayan bir insan olamaz. Az öncekini saymıyoruz. Başlıyoruz. Sadık para teklif etti. Kendini iyi kitle bundan sonra. Bacaklarını iyi kitle. Evet arkadaşlar, 3'ten geriye sayacağım. Ve tek kol ve bacaklarla tutacaksınız. 3, 2, 1, bırak. Sus. Ya bırakma işte ya. Bırakma ya. Tamam, bunda da yendim. Bunu saymıyoruz. Son challenge barfix. Nizami. Aynı anda. Aynen. Tamam, buradan da gözükmüyor. Bir. Bir. İki. Devam yapsana. Üç. Dört. Aynen. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ya, ellerim gitti ya, hayır. Ben
Bence bahane uydurma. Şey de yani. Kaybettim bir dahakine 4-0 ben alacağım falan. Tamam, kaybettim bir dahakine 3-0 alacağım. 16 yaşında. Bir 18-20 yaşında bayağı iyi olursun. Gene inşallah yıllar sonra burada görüşürüz. Hem YouTube'daki izleyiciler için de güzel bir şey olur. Onların da hoşuna gider. Bak çocuk burada kaybetti mesela şimdi. Biraz üzgün ama kazanmak da onun elinde. Çalışması lazım. Ki yapar da zaten. Sen yapamazsan şu çocuk mu yapacak? Evet, bu arada Sadık çok iyi bir atlet olduğu için onu Survivor'a aldım. Yani şöyle Survivor. Çalıntı konsept. Sen büyük ihtimalle gönüllerde olursun. 2-2 yarışma olacak burada. Örneğin Civic. Çek uzaktan Civic'i. Bunu mesela itme yarışması. Sadık basacak buradan. Sonlayacak, omuzum ağrıyor. Ağlayacak. Ağız açacak. Bunu duyurusunu da buradan yapalım. Kocaeli'den olacak hepsi. Birinci kazanan talihli Sadık. 3 kişi lazım. Birkaç kişi var aklımda. Ödül var mı? Ödül var tabii. Çok büyük ödül. 500 TL. CV'yi bir gün kiralık vereceğiz. Başka ne yapalım? Ödülleri duyuracağım. Evet, video bitti. Tekrar teşekkür ederim.